Hadi bakalım küçük hanım, okula başlayacaksın bu sabah. Ben hazırım. Biraz bekle, öğle yemeğine bir şey hazırlayayım Nermin'e. Yok, ben yolda alırım. Gel bakalım Nermin. İyi çalışmışsınız. Sabaha kadar uyumadık. Kasadan 5.000 lira al, dağıt çocuklara. Her yere yayılsınlar. Yavaş yavaş içeri şimdi. Doğru sınıflarınıza. Hadi bakayım. Çabuk olun. Bu muydu ağalar? Bu muydu Orhan abimizin namusu? Karınızın, kızınızın yanına nasıl sokacaksınız o karıyı? Bas git be! Burası Müslüman muhiti Nihat. Bas git demek de olmaz. Sokakta gördüğün o resimler, oho, hava gazı! Sen bir anlatılanları işitsen! Tanıyanlar var İstanbul'dan! Karı bildiğin gibi değil be! Gördünüz mü anlaştınız adamın iç yüzünü? Hani malları bize yükleyin demiyoruz ama mal meydanda. Bizim tekneler besmeleyle çıkarıyorlar efendiler. Onunki gibi nevdiği belirsiz şekilde değil evelallah. Tamam mı? Arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi kasabamız önemli günler yaşıyor. Burası Müslüman kasabası. Onu burada yaşatmayacağız. Def edeceğiz aramızdan. İşte geçiyor. Yine geçiyor. Yapmasanıza ayıptır be. Utanmıyor musunuz? Sen bakma onlara kızım. Hadi gel. Gel. Nedir bu kışkırtmaların anlamı? Namuslu muhit burası. Vatandaşların gösterdikleri tepkiden dolayı beni sorumlu tutamazsınız. Her şey senin başının altından çıkıyor. Namuslu bir kadına dil uzatmaktan utanmıyor musun? Bar karıları ne zamandan beri namuslu sayılıyorlar? Yeter! Akşama kadar o yazı da silinecek. Benimle ilgisi yok efendim. Silinecek dedim! Çıkabilirsiniz.
Sen ne diyorsun be? Asılayıp o karıyı bu kadar namuslu ailenin arasına sokmak. Bizim Reşit, şu İzmirli hani, İstanbul'dan tanıyormuş, bana anlattı. Kendine hakim ol kızım. Sen de Orhan Bey oğlum. Her şey düzelir. Allah fesadı onların ayaklarına dolar. Üzmeyin kendinizi siz. Üzme oğlum kendini. Rezil oldular desene. Kâfi değil. Sen de şimdi bütün kadınları ayaklandıracaksın. Namus, şeref, öyle laflar işte. Ne yapacağını bilirsin sen. Ha, bir de okula uğra. Onun çocuğunu iyice rahatsız etmek lazım. Ayol, bizim oğlan ne güne duruyor. Merak etme sen. Geçmişteki hayatım sana leke ve felaket getirecek demişti. Yaşatmazlar bizi. Her şey, her şey düzelecek. İftiralarıyla baş başa kalacaklar. Korkuyorum Orhan. Korkma yavrum. Göreceksin, her şey düzelecek. Burada yaşatmayacaklar bizi. Her şey düzelecek kızım, korkma. Daha tanımadılar seni. Gün gelecek yaptıklarıyla utanacaklar. Özür dileyecekler senden. Korkuyorum.